I would like to speak in Turkish. Sorry. Bugün çok gururlandım şahsen. Demin yalnız beylerle görüşürken gerçekten Mare Forumlar içerisinde en iyilerinden birinin olduğunu söyledi. Bugün bu saatte bile hala yeterli çoğunluğumuz var, kalabalığız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki güzel bilgiler edindik. Ben şahsen her daim denizciliğin her tarafında olan biri olarak çok yeni şeyler gördüm, çok yeni fikirler duydum. Denizcilik böyle bir şey, devamlı gelişiyor, gelişmek durumunda dünya değişiyor. Ama ilgimi çeken, tabii ki gemi inşaat sanayimizde sizi boğmak istemiyorum. Bunu zaten her platformda, her yerde anlatıyoruz. Geldiğimiz noktayı. Ama ilgimi çeken noktalardan bir tanesi, dünya ticaretinin nereye gittiği. Bunu herhalde hepimiz görüyoruz. Tam 11 yıldır düzelmeyen bir market. Yani dile kolay, bir insanın çalışma ömrü zaten kaç yıl ki, 11 yıldır, 2008'den beri global marketle beraber, krizle beraber değişmeyen bir durum. Peki ne oluyor? Dünya ticareti artıyor bir yandan. Hacim artıyor, nüfuslar artıyor. Old shipping dedik, o da kalmadı. O da baktığınız zaman 2008'li yıllardan bir tık daha üstü. Peki neden? Hadi limanlar dedik. Limanlar eskiden çok sıra bekletiyordu. Limanlar gelişti. Bir türlü artmıyor. Demek ki nakliyenin bir takım kuralları değişti arkadaşlar. Bunu iyi görmemiz lazım. Ben öyle görüyorum. Artı tabii Uzak Doğu'da çok hızlı gelişen bir ülke için dünya ticaretinin neredeyse yarısı orada. Alım satım. Tersaneler ortada, yaptıkları gemiler ortada, yaptıkları, verdikleri finansmanlar ortada. Dolayısıyla, bilmem takip ediyor muyuz ama çok hızlı bir şekilde dev Çin sahipli filolar ortaya çıktı. Ve çıkmaya da devam edecek. Dolayısıyla bunların hepsini kümülatif olarak bir alanda düşündüğümüzde ona göre bir yol haritası belirlememiz lazım. Kümelenme doğrudur. Bunlardan bir tanesi olabilir. Ama şunu görüyoruz. OECD'ler falan da gittiğimizde bunlarla orada da görüşüyoruz. Ülkeler bu işi sport ettiği zaman ne yazık ki rekabet koşulları çok zorlaşıyor. Yani her ne kadar baktığımızda hayır dense de bakıyoruz ki ülke bazında süspansiyonlar mı diyeyim artık, destekler mi diyeyim, bir şekilde sağlanıyor. Bu doğrultuda tabii bizim Türk armatörü olarak biraz haksız rekabete doğru gidiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz gemi ağır yatırım ve çok karlı da bir iş değil ha. Yani lütfen şu 2004 ile 2008 piyasasını karıştırmayalım. Yani ondan önce baktığınız zaman da aslında kendi yanında kavrulan, belli bir zamanda kendini amorti eden rentable bir family business aslında baktığımız zaman, geçmişe baktığımızda. Ve bir sürü hepimiz finansör tanıyoruz, bankacı tanıyoruz. Baktığınız zaman çok böyle cazip değil yani, çok daha büyük paralar kazanılabilen işler var dünya üzerinde. Hatta bir gün bir, neyse banka ismi vermeyeyim, bu işte olmayan biriyle konuşmuştuk ya, anlattım işte şu kadar zamanda işte amorti ediyor, şudur budur. Adamcağız böyle yaptı onu yani, bu nasıl iş ya dedi. Niye uğraşıyorsunuz ki bunu, başka şey yapın falan dedi. Ama işte family business olduğu için, aile işi, buna devam ediyoruz. Öyleyse bu doğrultuda önlemlerimizi alıp geleceğimizi öyle planlamamız lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında sektörümüzün, yani denizcilik sektörünün her kesimden aşağı yukarı her şey
bir tek insan kaynakları hariç herhalde onu atlamış mıyız? Bir dahakine inşallah insan kaynaklarını da tartışalım. Çünkü demin az önce bahsedildi burada. İşte kaza oranları gösterildi. İşte insan yani yetişkin mesleğinde iyi insanlar yetiştirmek lazım. Bunlar için de işte okullar Türkiye'de açtık, yaptık. Gerek bireysel gerek devletimiz. Ama günün sonunda yetmiyor. Bu şekilde yurt dışına da geliyor. Ben şahsen dünyada ülkelerin böyle daha böyle kendi konservatifliğinden daha ziyade daha açılmalarını öngörüyorum. Çünkü içe kapanmak, her şeyi kendim yaparım rolünde düşünmek çok doğru olmuyor bence geldiğimiz noktada. Yani elimizdeki cep telefonlarıyla dünyayla her an komünikasyon kurabilirken sınırlar belirlemek çok zor olacak gelecekte diye düşünüyorum. Çok vaktinizi aldık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz tekrarlarını yapabiliriz diye inşallah düşünüyorum. Bu bağlamda öncelikle GISBIR ekibime başta Genel Sekreteri Mehtap Hanım olmak üzere Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Murat Bey ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmamızın bu organizasyonda gerçekten gece gündüz demeden dün gece saat 1'de bile bu salonda şeyleri organize ediyorlardı. Hepsine canlı gönülden teşekkür ediyorum. Mahcup olmadan inşallah bugünü kapatacağız. Daha sonra bu organizasyonu bir ki 6. kere bir kez daha buraya getirmesinde kendisini ikna ettik. Ayyanis'e çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar.